Merhaba ben Duygu Demirda. Yaratıcı Alanda Eşitlik başlıklı bu seride yaratıcı sektörlerden konuklarımla her hafta toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine sohbet ediyoruz. Bu yolculukta bize İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür politikaları çalışmaları kapsamında yayımlanan Kültür Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Raporu rehberlik ediyor. Yaratıcı sektör çalışanlarının cinsiyet veya cinsel yönelimleri yüzünden karşılaştıkları sorunları ve geliştirdikleri çözümleri konuşuyoruz. Aslında şu soruya cevap arıyoruz. Yaratıcı alan nasıl daha eşit, adil ve kapsayıcı hale gelebilir? Bu podcast serisi Zorlu Holding'in toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı Eşit Bir Hayat'ın desteğiyle gerçekleştiriliyor. İyi dinlemeler. Eşitsizliklerin dünyasında eşitlik nasıl mümkün olur? Bu serinin başından bu yana her konuğuma aynı soruyu soruyorum. Beraber yanıt arıyoruz. Sordukça, konuştukça cam tavanların ne kadar kalın ve ne kadar çok olduğunu gördüm. Üstelik sadece tavan camdan değil, aynı zamanda zeminde yapışkan eşitsizliğin ne kadar sıradanlaştığını gördüm. Hatta maruz kalanların ortada bir adaletsizlik olduğunu hissetmediklerini de fark ettim. Fakat aynı zamanda Yaratıcı alanda e, üretenlerin kendileri olma mücadelesinde ne kadar cesur olduklarını da fark ettim. E, Hepimizin nasıl benzer yollardan geçtiğini gördüm. Yalnız olmadığımızı ve yalnızca anlattıkça paylaştıkça güçleneceğimizi, değişeceğimizi. Yaratıcı Alanda Eşitlik podcast serisi sayesinde artık benim yeni kahramanlarım var, yeni süper kahramanlarım. İnsanın gördüğü, bildiği, tanıdığı, dinlediği kahramanlar gibisi de yok gerçekten. Çok büyük bir konfor alanı. O kahramanlardan biri bugünkü konuğum. Başarı hikayesiyle her yaştan kadına ilham olan ve eşitsizliğin azaltılması için canla başla çalışan sorumluluk alan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin genel müdürü sevgili Filiz Ova. Filiz Ova hoş geldiniz. Hoş buldum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği deyince bu eşitsizliği sahnenin önünde görüyoruz. Arkasında, yanında, yöresinde her yerde görüyoruz. Başlarken söyledim. Konuştukça bu cam tavan meselesini daha iyi hissediyorum ama aynı zamanda zemin de yapışkan kadınlar yukarı doğru ilerleyemedikleri gibi ...sağa sola doğru da pek hareket edemiyorlar... E, ...ama bütün bunlardan daha elim ve daha vahim olan bir başka gerçek var... E, ...uğradığımız haksızlığı aslında benimsiyoruz ve hissetmiyoruz... ...ben e, kendimle ilgili şunu fark ettim bu seride konuştukça... E, ...ben iyi bir haber anlatıcısı olarak elbette kritik anlarda işimi iyi yapacağım... E, ...belki o kurumu kurtaracağım içeriğimi kendim hazırlayacağım daha çok çalışacağım daha az kazanacağım ama günün sonunda bir haber merkezini yönetir miyim yönetici olur muyum O kadar da olmaz herhalde. Bunu düşünmediğimi bile fark ettim. E, dolayısıyla ilk sorun benim için de çok anlamlı ve kritik Kültür sanat dünyasında kadın yönetici olmak ne demek? <laughs> Ee, şöyle söyleyeyim e, biraz daha olumlu bir tablo çizeceğim ben sizden kültür sanat dünyası için çünkü aslında yakın çevreme baktığımda şimdi şöyle bir şey söyleyeyim aslında hani diğer sektörlerden aslında çok büyük bir farkımız yok karşılaştığımız cam tavanlar burada da var elbet hani bunu asla inkar edemem ama kültür sanat sektörü performans ve müzik dünyasında... şöyle etrafımdaki kurumlara baktığımda hele ki lider kurumlarına baktığımda aslında orada kadın liderlerin kadın yöneticilerin Haksız e, söz sahibi diyeyim yanlış yanlış e, yanlış ifade ettim. Söz sahibi olan kadınların yoğunlukta olduğu bir dünyadan bahsediyoruz bir taraftan da dolayısıyla hani sizden biraz daha e, olumlu bir tablo çizmek istiyorum ve e, gelecek içinde e şöyle şu şekilde iki anlamda e, umutluyum. Bir taraftan tabii ki biz e, yönetimde olan kadınlar olarak bu cam tavanları, bu eşitsizlikleri yıkmak için e, ve bu eşitsizlikleri yok etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Diğer taraftan da ben hani biraz yeni kuşak içinde umut besliyorum açıkçası. Çok daha evrensel bir anlamda eşitsizlikleri yok etmek, yok etmeye hazır bir nesil görüyorum açıkçası önümüzde. Aynı zamanda evrensel anlamda bu eşitsizlikle mücadele için de gereken imzaları da atıyorsunuz ve politika geliştiriyorsunuz. Çok kıymetli buluyorum. Zorlu PSM kadınların hem toplumda hem de iş hayatında eşit koşullara sahip olabilmesi için Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzaladı öyle zannediyorum. Mart 2021'de. Neyi hedefliyor bu prensipler ve nasıl politikalar geliştiriyorsunuz Zorlu'da? Şöyle öncelikle şunu anlatayım. Biz grup olarak yani içinde bulunduğumuz zorlu grubu bu prensipleri 2015 yılında imzaladık. Biz ise 2021 yılında bu prensipleri imzaladık. Ve biz aslında şöyle bir söz ve taahhüt veriyoruz. Yani bunun çok detaylı olarak 7 tane prensibi var. Ama biz kadınların iş hayatına eşit katılım sağlayacağımıza, onlara eşit imkanlar sağlayacağımıza söz veriyoruz. Bunun iletişimini yapacağımıza ve raporlayacağımıza da ayrı bir söz veriyoruz. Tabii biz çok yeni bir imzaciyiz bir taraftan ama var gücümüzle bu işi gerçekten yerine getirmek için radarımızda ve ilk sırada gelen önceliklerimiz içerisinde bunlar var ve biz burada bütün koşulları yerine getirmek için her gün ve her iş yaptığımız süreçlerin tamamında bu prensipleri yerine getirmek için çalışmakla birlikte tabii ki her zaman yeni Projeler üretmek, bunun için daha iyi ne yapabiliriz, e, ne bileyim eğitim programları gibi ondan sonra farklı farklı e, jarlarda ve farklı farklı alanlarla iş yapmak için sürekli bir üretim içerisindeyiz diyebilirim. Çok yakın zamanda şimdi spoiler vermeyeyim ama bir eğitim programı gerçekleştiriyor olacağız yeni sezonla birlikte. Burada da e, özellikle kadın istihdamını arttırmak üzere farklı destekler üzerinde çalışıyoruz mesela. Zorlu Holding'in eşit bir hayat girişimi Aynı zamanda e, bu podcast serisinin de destekçilerinden ve ben her bölümün başında bunu keyifle hatırlatıyorum izleyicilerimize toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kurum kültürü haline gelmesini de hedefliyor ve bu yönde projelerde geliştiriyorsunuz. Biraz o projeleri duyabilir miyiz? Şöyle, öncelikle tabii ki akıllı hayat 2030 vizyonumuz var bizim. Bu vizyon veya bu ö, hedefler bize e, birçok alanda ama toplumsal cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere 2030'a kadar hedefler veriyor. 2020'de de biz eşit bir hayat prensipleri ya da eşit hayat ilkelerini yayınladığımız bir yıl oldu. Burada da yine kadının, kadınların iş hayatına veya toplumsal cinsiyet eşitliğinin ön planda olduğu ve özellikle kadınların iş hayatına eşit katılımı ve Katılımı için çalışıyoruz, söz veriyoruz, buradaki istihdamı arttırıyoruz ve aynı zamanda tabii ki kadın liderlerini de ve kadın yöneticilerini arttırmak üzere de çalışmalarımız var. Şimdi PSM özeline baktığımızda, yani zorlu grubu zaten hani baktığınızda özellikle şu son iki yıl içerisinde çok büyük yol kat eden bir kurum ve lider ekibine baktığınızda oldukça fazla yönetim kadrolarında lider ve başkanlık seviyesine kadar e, yönetim kuruluna başkanlık seviyesi ve yönetim kuruluna kadar. Aslında kadın temsili'nin yoğun olduğu bir grup ve her gün artarak yani bu kadın temsili'nin arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Öte taraftan PSM özeline baktığımda bizde kadın çalışanların oranı yüzde 40'a yaklaşıyor. Bir yönetici olarak bu beni tatmin ediyor mu şu anda? Hayır. Ama her gün bunun için hem biraz daha çalışıyoruz hem de kadınlara eşit bir katılım sağlamak için doğru ortamı yaratıyoruz diyeyim pek çok kültür sanat kurumunda da yönetici olarak e, sorumluluklar üstlendiniz. O yüzden bu sektöre dair genel bir e, soru olsun. Bir kültür sanat kurumunda toplumsal cinsiyet eşitliği namına en büyük sınav nedir? Yani hala büyük bir erkekler kulübünden mi bahsediyoruz yoksa bambaşka bir fotoğraf mı var? Ben büyük bir erkekler kulübü olarak bakmıyorum açıkçası kültür sanat sektörüne. Hani çalıştığım e, kurumlara geçmişime baktığım zaman tekrar altını çizmek isterim ki kadın temsilinin, söz hakkı kadınların liderlik kadrolarında, yönetici kadroları, kadınların yoğunluklu olduğu kurumlarda çalıştım. Hep bunun da çok faydasını gördüm. Dolayısıyla hani e, elbette ki bizler de engellerle karşılaşıyoruz ama bu daha çok hani kadın erkek eşitsizliği olarak görmüyorum. Hani her insanın bir şekilde karşılaştığı engeller var hayatta. Çünkü kapsayıcılık, eşitlik bizim aslında yaptığımız işin doğalında var olması gereken bir konu. Ben 9. sezon sloganınızı özellikle çok seviyorum. Dünya değişsin. E, ne kadar ümit var bir e, dilek ve cümle bu. Kültür sanat sahiden de değiştiriyor ve dönüştürüyor dünyamızı, hayatlarımızı. Siz de buna yürekten inananlardansınız. E, şunu da sorayım. Zorlu PSM daha eşit bir kültür sanat ekosistemi için neyi farklı yaptı? Öncelikle biz bu dünyanın değişsin sloganını biz pandemi döneminde gelişen bir slogan oldu. Şöyle pandemi döneminde biz Future Brightly Behavior Institute'da bir araştırma yaptık ve aslında biraz eee kültür sanat sektöründen e, tüketicinin e, beklentisi nedir? Bir bunu araştırmaya başladık ve bu dönüşümün dönüştürücü gücümün kapsayıcı olmak, ilham vermek, e, geliştirmek, e, bu e, izleyicinin ve tüketicinin beklentisi bu olduğunu gördük ve dolayısıyla biz dünyanın değişsini çok Benimsedik ve çok severek benimsedik. Benim de gönülden inandığım ve gerçekten yaptığımız her işte ortaya koyduğumuz her prodüksiyonda ortaya koyduğumuz her e, bukladığımız her iş işte dediğim biz dünyayı değiştiriyor muyuz acaba gerçekten bunu düşünerek yolumuzu izliyoruz. Bunun dışında dünyayı değiştir yani kültür sanat dünyasını ve ekosistemini değiştirmek için farklı farklı projeler geliştiriyoruz. Bir öncelikle bir iş yaparken tabii ki kadın erkek eşitliğini sahne üzerinde, sahne arkasında bir festival yaptığımızda bunu çok net bir şekilde sorguluyoruz. Biz eşit şekilde kadın erkek katılımı eşit mi sanatçılarda? Sahneye bir eser koyduğumuzda sahne arkası çalışmalarımızda mesela prodüksiyon alanı e, kadınların çok fazla tercih etmediği veya tercih edilmediği bir alan olabilir. Halbuki biz özellikle bu alanda hani bu genel olarak tabii e, sektör için yaptığımız bir eğitim çalışması ama burada da kadın istihdamını arttırmak için özel çalışmalar, özel eğitimler ve destekler sağlamak için projeler üretiyoruz ve çok büyük bir gururla şunu söyleyebilirim ki zorlu PSM'nin prodüksiyon ekibinde harika, güçlü çok yetenekli e, kadınlar var ve bunları çoğaltmak için var gücümüzle çalışacağıma söz verip ve taahhüt edebiliyorum. Hani çünkü çok büyük bir gururla e, bunu söyleyebiliyorum. Ama genel olarak zaten PSM ekibinde e, tahmin edeceğiniz üzere e, kadın yöneticilerin, kadın çalışanların ve erkek çalışanların oldukça e, eşitliğe eşit olduğu veya eşitliğe doğru giden bir yoldayız diyeyim. Ben bütün konuklarıma e, aynı soruları soruyorum. Eşitsizliği en ağır hissettiğiniz an hangisi? Onlardan biri. Şimdi bütün konuklarım henüz birbirlerini dinlemediler, ama ben hepsini dinleyip verdikleri cevaplara her bölümde böyle gözlerim açılarak reaksiyon veriyorum. Ama sonu mutlu son oluyor çünkü diyorlar ki evet onu da yaşadım böyle bir şey olmuştu hala hatırlıyorum bugün. Fakat ben bununla mücadele şöyle ettim. Bu da dinleyen herkese bir yol oluyor. Ee, ve aslında ne kadar da kalabalık olduğumuzu hissettiriyor. Ee, size de aynı soruyu soracağım. Eşitsizliği kendi kariyerinizde ya da hayatınızda e, en böyle kıvamlı, yoğun hissettiğiniz an neydi? Ve bununla nasıl başa çıktınız? Ee, şöyle, e, kariyerimden çok... Ee, özel hayatımda aslında eşitsizliği daha çok hissettiğim, normal sosyal hayatımda eşitsizliği daha çok hissettiğim bir dünyadan bahsediyoruz. Tekrar söylüyorum ben e, bundan önce çalıştığım kurumlarda da hani İKSV, İh Sanat ve sonunda da Zorlu Grubu olmak üzere kadın istihdamının zaten eşit gerçekleştirildiği ve burada hani özellikle desteklenen e, bir kurumdur. E, nasıl diyeyim kadın istihdamını desteklendiği ve e, bir e, dünyadayız aslında ve kültür sanat dünyası da kadını aslında destekleyen ve kadına eşit imkanlar sağlayan bir dünya. En azından şunu söyleyeyim, yine tekrar söylüyorum. Benim geçmişim veya benim kariyerim böyle gelişti. Ben kariyerim içerisinde hiçbir zaman bir kadın olduğum için e, eşit bana eşit davranılmadığını hissetmedim. Yani ben eğer bir engelle karşılaştıysam hayatımda, o zaman farklı nedenlerden dolayı bir engelle karşılaştırdım. Hani bu ne bileyim kişisel becerilerim olabilir veya hani yetkinliklerim olabilir, bilemiyorum ama bunun içinde her zaman savaşmak için hazırdım sosyal hayattaki eşitsizliklere belki çok alıştık ve bunlarla savaşmaya ve mücadele etmeye çok alışkın olduğumuz için de belki bunu böyle hissetmemiş olabilirim kariyerimde. Yani böyle de bir gerçek var. Ama spesifik olarak şunu çok net bir şekilde söyleyemem. Hani ben kadın olduğum için burada eşit o e burada bir engelle karşılaştım veya bana eşit davranılmadı dediğim çok spesifik bir an olmadı hayatımda ama yaşadığım ekosistem ben Almanya'da büyüdüm ve Almanya'da Waldorf Schule dediğimiz aslında eşitsizliklere hiçbir alanda yani sosyoekonomik eşitsizliğin de yer bulmadığı bir ortamda büyüdüm ve sonra da Türkiye'de de kariyerime kültür sanat hayatında başladım. Dolayısıyla belki hani her daim hayatımda bulunduğum ekosistemler belki bana hani daha eşit bir ortam sunduğunu söyleyebilirim ama e, elbette ki ben bir e, yabancı bir yani yabancı bir ailenin çocuğu olarak bir immigrant emigrant çocuğu olarak tabii ki farklı şeylerle mücadele etmek zorunda kaldım Almanya'da. O anki bulunduğum sosyal ortamın konjonktürün getirdiği e, sonuçlardı bunlar. Bir taraftan buradaki sohbetin şu an hayatta ne olmak istediğini bilen ama oraya nasıl hangi yoldan gideceğini bilmeyen bütün genç profesyoneller içinde bir rehber olmasını isterim. Bunu da çok kıymetli buluyorum. O yüzden bu alanda kültür sanat alanında üstelik yönetici olmaya, lider olmaya gönül vermiş genç profesyonellere tavsiyeniz ne olur? Yol boyu neyle karşılaşabilirler ve karşılaştıkları an ne yapsınlar? Ee, çalıştığımız sektör hiç kolay bir sektör değil bunu söyleyebilirim yani hani gerçekten kültür sanat sektörü mücadeleci olmayı gerektiriyor ee, burada hani pes etmemek çok çalışmak Ondan sonra gerçekten hani bir vizyonu bir misyonu gerçekleştirmek için mücadele etmeyi ve pes etmemeyi Ben tavsiye ediyorum tabi ve büyük bir tutkuyla aşkla çalışıyoruz Biz kültür sanat dünyasında Hani biz sonuçta başka sektörler gibi çok eticari yani ilk etapta ticari kaygıları olan bir sektör değiliz. Bizim e, sanata dair, e, dünyaya dair bir vizyonumuz, bir misyonumuz var, bir dönüştürücü gücümüz var. Biz ilk etapta bu dönüştürücü gücü ortaya koymak için çalışıyoruz ve sanata dair çalışıyoruz. Yani sanata dair bir kaygımız var hayatta. Dolayısıyla genç arkadaşlarıma ilk etapta e, Asla pes etmemeyi, mücadeleyi bırakmamayı ama diğer taraftan da kendim için şunu söyleyebilirim. Her zaman bütün fikirlere açık oldum e, ve hala da açık olmaya devam ediyorum. Hani ben zorlu PSM gibi önemli bir kurumun genel müdürü olabilirim ama ben herkesi dinlerim. E, çok da severim. Ondan sonra fikir alışverişinde bulunmayı da çok çok da severim. Dolayısıyla her zaman tüm fikirlere, tüm renklere açık olmayı tavsiye ederim aynı zamanda. Şimdi biz Zorlu PSM'de tabii çok geniş yer iş yapıyoruz. Dolayısıyla gençlerde bizim çok fazlaca karşılaştığımız bir kitle oluyor. Genç yaştaki izleyicilerimiz ve ben aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde ders de veriyorum. Dolayısıyla gençlerle aslında çok fazla öğrencilerim de bana gerçekten ilham kaynağı oluyor bu konuda. Orada hani... ...olumlu bir gelişme var. Yeni jenerasyonun bizden çok farklı... ...çok daha eşit bir dünyayı için... E, ...mücadele etmeye hazır olduğunu düşünüyorum. Hatta ben hani... Yıllar içerisinde bu inşallah diyorum tabii ki bu sınırların daha silik olacağını düşünüyorum. Tabii bana arkadaşlarım dün akşam e, Global Gender Gap Report'unu göndermiş. Hani bu rapora göre bizim de hani dünyada hani e, bu eşitsizlik uçurumu kaldırmak için 132 yılımız var ama e, en azından bizler bunun tohumlarını atabiliriz diye düşünüyorum. Ve hani her e, yaptığımız işle gelecek için biraz daha olumlu bir ortam yaratabiliriz diye düşünüyorum ümit var bir sohbet oluyor. Bunu çok kıymetli buluyorum. Bir taraftan da ama anladığım kadarıyla zorluklar kısmında genelde kol kırılır yen içinde bir tavrınız var. Yani bazı zorluklar var ve deyip devam ediyorsunuz çünkü dünyayı da biraz e, merak ediyorum kültür sanat dünyasında e, eşitlikten ne kadar söz edebiliyoruz dünyanın genelinde kadın liderlerden kadın yöneticilerden e, ve neyi görmeye ihtiyacımız var? Yani yakın vadeli hedeflerimiz nedir? Yani elbette ki çok net bir vizyon görmeye ihtiyacımız var ve bu e, Hani bunu bir slogan olarak söylüyoruz ama biz kültür sanat yöneticileri olarak veya liderleri olarak biz burada bir e, vizyon ortaya koyup gerçekten kültür sanatın, kültür sanat sektörünün dönüştürücü gücünü iyi kullanmaya, iyi ifade etmeye ve aslında yarattığımız etkiyi iyi gözlemlemeye ihtiyacımız var. Şimdi pandemi döneminde hepimiz kültür sanat sektörünün aslında ne kadar önemli bir sektör olduğunu bizim böyle global bir buhran içerisinde. ...ne kadar önemli bir rol olduğumuzu gördük. Ama sektör olarak biz çok büyük eksikliklerle karşılaştık. Yani biz e, ilk etapta lisanslanmış bir sektör değiliz. Yani biz öncelikle bunun çok büyük zorluklarıyla karşılaştık. Dolayısıyla aslında ben burada biraz polyanacılık yapıyor gibi görünmeyeyim ama... realde aslında gündelik hayatımızda sektörün gelişmesi, geliştirmesi gereken birçok kası var hala. Burada da bize aslında çok büyük sorumluluk düşüyor bu yöneticiler için ...söylüyorsunuz yoksa özellikle dünya için. Türkiye için söylüyorum yani Hı. Türkiye için söylüyorum ama tabii dünyada kültür sanat sektörünün gidişatı bizimkinden biraz daha e, olumlu yani orada çok büyük bir e, nasıl diyeyim size bir destek ekosistemi var şimdi Türkiye'de biz özel sektörün desteğiyle ayakta duran kurumlarımız çok şükür bir özel sektör var çok şükür hani bireyler ve kurumlar kültür sanat adına böyle bir vizyon geliştirip bizim gibi kurumları e, kuruyorlar ve ayakta kalması için destek sektöre ama tüm se yani tüm dünyada tabii ki bu bireysel ve e, özel sektörün desteğiyle birlikte ayakta kalan bir sektörden bahsediyoruz ama biz sanıyorum son iki yılda e, kültür sanat sektörü olarak anlatmaya çalıştığımız ve bizim aslında insanlar ve toplumlar üzerindeki olumlu etki nasıl bir olumlu etki yarattığımızı anlatmaya çalışırken aslında ile birlikte bunun çok e, ...net bir göstergesini... ...aslında almış olduk yani. Kültür sanat sektörü... ...bu global buhran içerisinde diyeyim... ...çok önemli bir rol oynadı. insanların hayatına... ...tekrar anlam katmak için... E, ...aslında sosyoekonomik olarak toplumları tekrar ayaklandırmak için ne kadar ve yani ne kalkındırmak için diyeyim ne kadar önemli bir rol oynadığımızı ilk defa çok acıklı bir şekilde anlamış olduk ama bunu iyi yorumlamak, iyi okumak ve devamında da aslında unutmayarak çalışmalarımızı bunun üzerine inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum bu deneyim bize evet biraz zor yoldan öğretti peki bu global buhran sizin deyiminizle ve pandemiden sonra neyi acilen farklı yapmak lazım sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak gerekiyor her alanda sahne üzerinde ve sahne arkasında sektörün sürdürülebilirliği için ...bizzat çalışmak gerekiyor. Hem ekonomik sürdürülebilirlik için... ...modeller yaratmak gerekiyor. Hem de sahne önünde ve sahne arkasında... ...yaratıcılığı arttıracak... ...sektörü ilerletecek... ...çalışmalar yapmak gerekiyor ki bu sürdürüle... ...ve de bir üçüncü... ...ve aslında çok önemli bir... E, ...tekrar altını çizmek istiyorum... ...sektörün lisanslanması için... ...çok ciddi anlamda çalışmak lazım. Bu arada bu süreç içerisinde hani... ...hiçbir şey yapılmadı diyemem. Çünkü bizler kültür yöneticileri olarak ve bu kurumların yöneticileri olarak Kültür Bakanlığı ile birlikte son iki yılda gerçekten hani ihtiyaçlarımızı dile getirebildiğimiz, neye ihtiyaç olduğunu anlatabildiğimiz de bir ortam oluştu. Ya yani aslında bu son iki yıl içerisinde. Dolayısıyla burada hani e, çalışmalar var devam ediyor ve umuyorum ki önümüzdeki yıllarda daha derinleşecektir. Ama biz de zorlu PSM' olarak bu alanda tabii ki sorumluluklarımızı üstleniyoruz ve bir önceliğimiz olarak e, Sektörün sürdürülebilirliği için ne yapabiliriz? Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Çalışmakta kalmıyoruz da tabii ki yani şimdi çok fazla e, konuyu uzatmayayım ama atölye programları ondan sonra üniversitelerle yeni eğitim ve geliştirme programları vesaire uluslararası lisanslanma konularında geliştirdiğimiz programlar var. Bunların birkaçını hayata geçirdik pandemi sonrasında bir bölümü de önümüzdeki yıllarda kademeli olarak hayata geçiriyor olacağımız e, konular. Ee, yine ben yeni başlayanlar için rehber olsun diye soracağım ee, bir şeyi görünce evet ben de böyle olmak istiyorum diyebiliyoruz ama ona dair örnekler e, yoksa fazla değilse ya da göze görünür değilse e, belki de e, ruhumuza kendimize çok uygun bir e, hayat ihtimalini ıskalıyoruz. O yüzden yeni başlayanlar için sorayım kültür e, yöneticisi olmak e, nasıl bir şey? Ee, ne yaparsınız? Yani çok temelden başlamak istiyorum ama e, neyi farklı yaptığınız için mutlusunuz? E, ya da bir kadın yönetici e, nasıl yetişir bu sektörde? Ee, şöyle öncelikle e... Benim hayatım kültür sanat dünyasında geçti ee, yani küçüklüğümden beri içinde olduğum bir sektör aslında bu dolayısıyla hani benim bütün hayatım bu kültür sanat dünyası içerisinde geçti ama e, ve hep bu e, dünyada var olduğum için üniversite yani lise döneminden üniversite dönemine hep bu konularda çalıştığım için e, hani ne bileyim rehberlikten başladım ben bu işe böyle söyleyeyim. Peki bir parantez belirgin bir hedef var mıydı aklınızda yola çıkarken? Şöyle bir hayalim vardı. Benim hep kültür sanat sektöründe çalışmak gibi bir hayalim vardı ve Türkiye'de çalışmak gibi bir hayalim vardı. Yani ben böyle aslında İKSV'de bir rehber olarak çalıştım ve bir pozisyon açıldı. O pozisyona başvurdum ve o pozisyona alındım. Yani hani böyle bir hedefim vardı. Evet, net bir hedefim var. Ben kültür sanatın mutfağında olacağım ve yaratıcı tarafında olacağım ama şimdi yaratıcı derken benim bir el becerim veya ne bileyim evet ben çok uzun yıllar keman çaldım ama ben profesyonel bir müzisyen olmadım hiçbir zaman dolayısıyla böyle bir hedefim her zaman vardı. Ben sanat tarihi Amerikan Edebiyatı okudum. Çünkü kültür yönetimi diye olarak bir bölüm yoktu. Ben okuduğumda Almanya'da da yoktu. Şimdiki gençler çok şanslı. Üniversitelerin artık kültür sanat yönetimi, e, sahne sanatları e, yönetimi gibi bölümleri var. Benim ilk tavsiyem tabii ki bu bölümlerde başlamak. Çünkü artık bunun çok net bir şekilde eğitimini alabiliyorsunuz. Ondan sonra tabii ki üniversite döneminde çok staj yapmak, e, bu ekosistem içerisinde çalışmak, sürekli deneyim kazanmak. Çünkü yıllar içerisinde kazandığınız deneyimle tabii ki belli bir yere geliyorsunuz ama Şöyle de bir gerçek var. Bu işte başarılı olmak istiyorsanız buna dair bir tutkunuz olması gerekiyor. Ben buna gönülden inanıyorum ve etrafımda da bunu görüyorum. Yani ekibimizde çalışan özellikle kreatif tarafta ama hiç bunu sadece kreatif tarafa indirgeyemem. Yani prodüksiyon, operasyon gerçekten bütün arkadaşlarımın bu sektöre dair bir tutkusu var. E, çok sevmek lazım, çok keyif almak lazım burada çalışmak için ve gönülden var olmak lazım bu sektörle birlikte. Buna çok gönülden inanıyorum ve tavsiyem aslında gençlere bu olur. Hani erken bir dönemde, hayatların erken döneminde bu sektörde çalışmaya... Başlamak işte bunun stajlar, rehberlik vesaire farklı farklı e, imkanları var. Ve de gerçekten bu kalpten bir tutkunuz varsa o zaman hani bence zaten yolunuz açıktır diye düşünüyorum. Son sorum bir ortak soru. Çok da seviyorum bu soruyu. Çünkü beni hiç uğraştırmıyor. E, varsayalım ki bu podcast'in bir dinleyicisiniz. Ee, ve günün sonunda, bölümün sonunda bana şöyle bir şey söylemenizi istesem. Ya Duygu iyi güzel her şeyi sordun ama toplumsal cinsiyet eşitliği konuşuyorsanız ben şunu da sormanı isterdim. O soru ne olur ve bir de cevabı ne olur tabii? Aslında benim kafamdaki soru hep şu oluyor Duygu Hanım. Yani ne zaman bunları konuşmayacağımız bir zamana geleceğiz? Yani aslında <laughs> bir noktada umuyorum ki hani... ...toplumsal cinsiyet eşitliği... ...kadın erkek eşitsizliği... işte gender gap... ...umuyorum ki hani bunun aslında özellikle... E, ...en azından diyeyim... ...özellikle demeyeyim ama en azından... E, ...kariyer anlamında bir sorun olmayacağı... ...dünyada yaşayacağız yani... ...özellikle kültür sanat sektörü... ...bunun için aslında ben performans... ...ve müzik dünyası için söyleyeyim bunu... ...bunun için iyi bir ortam yarattığını... ...düşünüyoruz ben aslında bunları... ...hiç konuşmamayı bunları... Aşmış olmayı çok tercih ederdim. Ama maalesef çok yolumuz var. Yani hani tekrar söylüyorum hani daha raporlara göre 132 yılımız var. Zaten Türkiye'de hani 146 ülke arasından 124. sırada yer alıyor. Bu da aslında genel olarak bizim sadece kültür sanat sektörü değil bütün sektörler ve ülkemiz için çok net bir tablo çiziyor. Dolayısıyla aslında genel olarak gidecek çok yolumuz var ama keşke yani bu soruyu yani nasıl hızlandırabiliriz ve bunları artık konuşmak zorunda olmadığımız bir e, dünyaya ne zaman sahip oluruz? Ben bunları aslında düşünüyorum bu podcast söz konusu olduğunda da içimde hep şöyle bir şey oluyor. Keşke bunu konuşmak zorunda kalmasak açıkçası. Bu e soruya aslında temenniye sonuna kadar katılıyorum ama e, o gün gelene kadar da e, hep bir arada olmak e, ve e, bu sohbeti desteklemek de çok önemli çok kıymetli. O yüzden e, size e, çok teşekkür ediyorum e, Zorlu PSM'ye e, ve e, son derece Ümit var, güçlü e, ve kendisi gibi e, bir e, pro profille dinleyenlere de ümit verdiğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Yaratıcı alanda eşitliğe dair daha çok sözümüz var. O yüzden gelecek bölümde görüşmek üzere.